Başlayalım kardeşim. Bismillah. Bine yakın kişi izliyor şu anda. İzleyen arkadaşlar eğer beğen tuşuna basarsanız daha fazla Trabzonspor taraftarına ulaşacaktır yayınımız. Onu söyleyeyim. Kaleciyle başlayalım Hasan. Ben önce kendi yorumumu yapayım. Taraftarlarda kaleciyle başlıyoruz. Kaleci transferiyle. Siz de şu kaleci gündemde mi diye sorarsanız belki bizim de kaçırdığımız olur bilgimiz dahilinde. Orayla ilgili detayları aktarmaya başlayalım. Öncelikle kaleciyle ilgili olarak tabii ki bütün transfer politikası Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılıp ayrılmamasıyla alakalı durumda. Ama şu bir gerçek ki Uğurcan Çakır'ın şurada belki de Trabzonspor formasıyla 2-3 haftası kaldı desek ancak geridir. Ondan sonra milli takımda tabii yine Trabzonspor'u Türkiye'yi gururla temsil ediyor olacak inşallah ama Inter, Dortmund, Tottenham, Leipzig şu anda oyuncuyla en ciddi ilgilenen takımlar arasında. Trabzonspor'un beklentisi minimum 20 milyon avro bir sonraki satıştan %25 pay konusunda. Pay azalır, rakam yükselir veya rakam biraz daha azalır, pay yükselir. Bunları ilerleyen süreç gösterecek. Ama şu bir gerçek ki Uğurcan Çakır bu takımdan ayrıldığı takdirde teknik direktör Abdullah Avcı kalede iyi bir rekabetin oluşması için oraya bir ismin, biraz daha tecrübeli bir ismin transfer edilmesini istiyor. Bu isimler arasında benim en somut olarak duyduğum oyuncu Mert Günok. Tabii burada Başakşehir'in şu anda durumu biraz karmaşık olduğu için çok resmi diyaloglar henüz başlamış değil. Ama oyuncunun zaten babası Trabzon kökenli. O yüzden Mert Günok biraz daha ön plana çıkıyor. Senin kaleciyle ilgili yorumun nedir Hasan? Kaleciyle başladık. Uğurcan için biraz önce takımları saydım. Ben ona bir tane daha ekleme yapayım. West Ham'da Uğurcan Çakır'la ilgileniyor. Saydığın takımlar harici olarak. Tabii burada Uğurcan'ın Euro 2021 öncesi mi gidecek, sonrası mı gidecek? Bunu henüz netleştiremedik. Çünkü bu takımların bize gelen bilgilere göre henüz bir net bir şekilde bir teklifi söz konusu değil şu anda. Bazıları yazıyor ama bizim edindiğimiz bilgilere göre henüz bir teklif yok. Ne kadara satılacak Uğurcan? Ama 20 milyon bandı benim düşünceme göre geçilmeyecek. Geçilirse yanlış olur. Geçilir eğer aşağısı verilecekse 2021'i bekleyelim. Ondan sonra transferi değerlendiririz. Uğurcan gider kalır. Çünkü bu teklif, bu çocuk zaten 15 milyon euro teklifini almıştı. Benim kulağıma gelen isimleri bakacak olursak Mert zaten konuşuluyordu daha önceden beri. Uğurcan giderse eğer Abdullah Avcı'nın da çalıştığı bir isim olan Mert tecrübeli milli takım kalesinde korumuş bir isim olabilir. Ama bence yetenekleri biraz köreldi sanki bu sene Mert'in. Evet. Tartışılması gerekiyor. İkinci sırada İrfan Can'ı duyuyorum. Kulağıma geliyor İrfan Can Eğri Bayat ismi biliyorsun. Geçtiğimiz sene değil, önceki sene Ercan'ın geldiği sene İrfan Can Trabzon'a gelmişti. Trabzon'a tabii gelmişti. Hatta karayoluyla gelmişti. Bulamamıştık İrfan Can'ı varmağında. Evet. Daha sonra çocuk buraya geldi. Burada Adana Spor Başkanı ile Trabzonspor'da arasında bir ödeme problemi yaşandı. Adana Spor geri çağırdı oyuncu. Trabzonspor 24 saat geçmeden Erce'yi aldı. Hatta biz o gece de bir tweet atmıştık. Tabii. Tam hatırlamıyorum ama İrfan Can değil de Erce gibi bir şey atmış geçmişte. Erzurum'dan vardı. Zaten gelmişti Erce, yanlış hatırlamıyorsam. Erzurum'dan geldi. Evet, evet. Bir anda Erce transferi olmuştu. İrfan Can o zamanlardan beri Trabzonspor'u kabul etmişti ama şu an İrfan Can'ın kariyerine baktığın zaman ilk senesinde 30 küsür maça çıktı ve takımına 50 yani direkt o kazandırmadı ama takıma 50 puan kazandıysa rahat yarısında da onun katkısı veya tamamında da onun katkısı illaki vardır. Belli bir oyun düzeyi var. Ama ben yine de bu iki kaleci dışında başka kalecilerin de gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunlar iyi kaleciler. Belli bir düzeyleri var ama Trabzonspor'u önümüzdeki sene şampiyonluğu oynatacak kaleciler mi? Bence tartışılır. Daha böyle iyi kaleciler Trabzonspor gündemine gelebilir. Ben mesela isterim ki benim kendi düşüncem Fabri Beşiktaş'ın eski kalecisi olabilir bence. Böyle kalecilere de yönlenebilir Trabzonspor. Şu an için ben erken olduğunu düşünüyorum. Daha Uğurcan gitmedi. Gittikten sonra bu konuların tabii daha ciddi şekilde tartışılması gerekiyor. Biz Abdülkadir Ömür de gitti diye biliyorduk. Ama kaldı Abdülkadir Ömür de Trabzonspor'da. Yerine onlarca adam yazılmıştı. Ama kaldı.
Bakalım bu konu bence daha çok tartışırız bu konu. Önce bir Uğurcan için resmi bir teklifleri görelim. Geçtiğimiz sene 15 milyon euro aldı bu çocuk teklifi. Bu sene en aşağı 20'den aşağı olmaz yani. Şimdi 20'den aşağı... Ben de 20 bekliyorum. 20'yi ama şimdi aşar bizim mı çok zorlasan ama 20. Konuştuğumuz bu futbol piyasası içinde kişilerle konuşuyoruz. Söylüyoruz. Onlar da şöyle bir cevap veriyor. Artık diyor bu koronavirüs diyor bütün düzeni bozdu diyor. Transfer piyasasını da etkiledi. Mesela örnek, çok yakın bir örnek yaşadık. Alexander Sørloth. Alexander Sørloth'un değeri 22 milyon euro muydu? Yani 22 milyon euroluk bir oyuncu muydu? Ve Alexander Sørloth çok rahat bir şekilde Avrupa'da başka takımda olsa veya koronavirüs gibi problemin olmadığı yer, olmadığınız varsaysaydık 30-35 gibi rakamlara giderdi. Ama hem oyuncunun bağlayan sözleşmesi hem de bu koronavirüs piyasayı etkilemesi oyuncunun değerini düşürdü. Oyuncunun tabi burada kendi şeyi de var. Uğurcan'da da böyle şeylerin olduğu kulağıma geliyor. Yani 20 milyon çok fazla çıkılmaz deniyor. 22-23 olur diyorlar en fazla. Ama ben yine de 20'den aşağı olmasını beklemiyorum. Ben de 20 bekliyorum ama kaleciyle ilgili şunu söyleyebilirim. Direkt Erce'yi veya diğer kalecilerin önüne geçecek bir isim alalım düşüncesi yok. Onlarla rekabet edecek, onlara da şans verebilecek bir kaleci alalım düşüncesi var. O yüzden benim kafamda Mert Günok ismi biraz daha oturuyor. Olur olmaz bilmiyorum ama mesela Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan bir şekilde milli takıma kadar yükselmiş. Gökhan sürekli kardeşim. Gündemde. Geçen sene de gündemdeydi. Uğurcan Rene transferi varken gündemde. Hatta Rize'den arkadaşlar beni aramış. Gökhan'ı mı alıyorsunuz gibi ifadeler de kullanmıştı. Gökhan da aslında bu sayacağımız isimler arasına girebilir abi. Bursa Spor'dan Ataberk Dadakdeniz'in ismi bugün çok fazla yazıldı ama dediğim gibi oraya böyle rekabet edecek yani kaleyi alabilecek direkt bir isim arayışı var. Ya belki genç kaleci transferi yine olur ama bir taraftan Arda, bir taraftan Muhammed Taha Tepe, bir taraftan Kaan Moradoğlu varken bir genç kaleci transferi ya bilmiyorum yani çok da ihtimal dahilinde görmüyorum. Belki doğrudur bilmiyorum ama çok ihtimal dahilinde değil. Ama mesela Kayserispor'un kalecisi Gökhan'ı yazıyor çok fazla kişi. Yani Doğan'ı özür diliyorum. Doğan'ı yani Kayserispor'un minimum isteyeceği rakam arkadaşlar 4 milyon eurodan başlar. Çok mantıklı bir transfer gibi, yapılabilecek bir transfer gibi bilmiyor. Sence de öyle değil mi? 4 ister mi? Emre ile birlikte 5 istiyorlardı galiba ikisini. O yani. Kayseri maçında orada onların bir yetkilisi vardı. Sen de biliyorsun. Önünde konuşuyordum onlarla. Maçı değerlendiriyorduk. Onların adamların düşüncesi şu. Doğan'dan Emre bizim kurtuluş reçetemiz. O gözle bakıyorlar o çocuklara ve Trabzonspor'da bir kaleciye gidip de 3 milyon, 5 milyon gibi para vermez. En azından kendi içindeki bünyesinden de yetiştirebilir bunu çok rahat bir şekilde. Var çünkü gördük. Kaan Moradoğlu'nu gördük. Erce var. Muhammed Tatip'e gelecek. Bunların hepsi rekabetçi kaleci. Birbirlerini geçebilecek düzeyde olan kaleciler. Çok fazla ben bu kaleci probleminin yaşayacağını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Yok, rahat de. Geçecektir. Bir de öncelik değil. Yani diğer mevkileri yapılacak da en son belki lig başlamaya yakın belki oraya bir transfer yapılacaksa yapılacaktır. Bunu da belirtelim. Şunu da söyleyeyim. Bence Abdullah Avcı Uğurcan Çakır'ın gönderilmesi istemiyordur. Ama onu tutamaz artık. Çünkü geçen sene gönderilmedi. Artık onun ya ben de Uğurcan Çakır'ı çok isterim ama onu Avrupa'da bir Inter formasıyla görmek, bir Dortmund formasıyla görmeyi de daha fazla isterim ya. Gurur duyuyorlar herkes bence. Olabilir ama realiteye bakınca bir hoca en iyi kaleciyi kadrosunda tutmak ister. Tabii ki. Kim ister? Kim ister? Dipnot olarak verelim bunu. Çünkü şampiyonluk kadrosu kurulacaksa en iyileriyle kurulur. Eyvallah doğru. Diyelim geçelim. Şimdi sağ beke geçelim. Bruno Perez zaten prensip anlaşmasına varılan oyuncu. Hatta prensip anlaşmasının ötesinde bir ön protokol söz konusu ama biliyorsun ön protokoller ancak şu anda bir kısmi bağlayıcılığı var. Resmiyette çok ciddi bir bağlayıcılığı yok. Belli bir cezai yükümlülükler getirip her iki tarafında bunu feragat etme hakkı bulunuyor
Yani cezailerini, yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra. Bruno Perez'e 1.2 maaş, 500 bin euro imza parası ve bir miktar menajerlik ücreti karşılığında anlaşma sağlandı. Abdullah Hoca sürekli olarak oyuncu ile iletişim halinde, onunla temaslarını sağlıyor. Herhangi bir sorun yok. Zaten kulüpte de gerekli evraklar var. Bruno Perez dışında sağ bek mevkisi için bir transfer bekliyor musun? Bugün seninle de biraz araştırdık. Bünyamin'in ismi gündeme geldi. Antalyaspor'dan. Çok ihtimal dahilinde değil belki ama sağ kanadı komple yedeklemek adına hem sağ ön hem sağ arkayı da bir alternatif oluşturması anlamında belki olabilir mi? Antalyaspor'un beklentisi nedir? Ama yurt dışından oyuncuyu da isteyenler var. Yani Bruno Perez, Serkan, bir de Kamil'le anlaşılırsa 3 tane sağ bek oluyor. Ben oraya bir sağ bek transferi beklemiyorum açıkçası. Bruno Perez için. Senin bir beklentin var mı sağ bekle ilgili? Buradaki konu tamamen iç transferdeki gelişmeler belirleyecek. Serkan kalacak mı? Onunla ilgili bir takımda duyumlar alıyorum. Vekillerle dakikalarda ona da danışırız. Kamil Ahmet uzatılacak mı? Eğer bunların ikisiyle devam edilecekse buraya bir adam almanın bir mantığı yok. Çünkü Bruno Perez hala hazırda buranın tek sahibi oluyor. Bu arada bir Adele sakatlığı yaşadı ama çok önemli bir durum değilmiş aldığımız bilgilere göre. Onu da söyleyelim. Tedavisine başlandı onun da. Trabzonspor Bruno Perez transferini 10-12 günde bitirdi. Şu an Cornelius için giden ekip Necdet Ergezen ve Ogan Taran işbirliği. Bu transferlerde önemli rol oynadı. Şimdi de Cornelius'ta aynı işi yapıyorlar. Ona da ilerleyen dakikalarda gireriz o transfere de. Bakıldığında Bruno Perez abi ben şöyle de düşünüyorum. Son iki maçına bakma fırsatı buldum. Artık Bruno Perez ismi gelince maçlarını da izleme fırsatı buldum. Bak sol kanatta da yani sol bek pozisyonunda da oynuyor. Orta sağ sol sağ da oynuyor. Evet. Yani bayağı İngiliz çakısı gibi her yerde bekleri de rahat bir şekilde yedekleyebilir. Trabzonspor bu açıdan da fazla transfer beklere yapar mı sorusu aklıma geldi onu orada izleyince. Çünkü sol beke geçelim mi sol beke abi? Taha Cevahiroğlu da var belki onu da hani. O da gelecek. Yavaş yavaş çıkıyor o da. Ama biraz da zamanları var onların. Biraz fiziken yetersiz durumdalar gibi geliyor bana. Bir A takımın idmanı, bir kamp görmeleri gerekiyor. Muhtemelendir ki sezon sonu zaten çağrılır büyük kısmı. U19 ekibi komple çağrılır diye düşünüyorum ben. Kampa oradan da elemeler olur. Sağ beke bu isim harici başka transferi ben açıkçası düşünmüyorum. Ama bu iki oyuncunun Serkan'la Kamil'in durumunu netleşmediği sürece. Bunların ikisine bakıldığında şu anda ilk bilgilere göre devam edilecek fikri kafamızda mevcut. Tabii bu gelir Trabzonspor'un